teyze programımıza başvuruda bulundu. 63 yaşında. Eşi 9 ay önce Tuzla'da yaşadıkları evi terk ediyor. 2-3 ay boyunca kızıyla iletişim kuruyor. Fakat son 6 aydır hiçbir şekilde iletişim kurmuyor. Hem gelen bilgilerde hem de babanın kızına söylediğinde Karasu'da olduğu, Sakarya Karasu'da olduğunu belirtmiş. Bizde hiç iletişim kurmuyor. Borçlular da kapımıza dayandı. Ben kendisinden bir an önce boşanmak, en azından babamın emekli maaşını alıp hayatıma ve sosyal haklarımdan faydalanmak istiyorum, evet, diyor Havva teyze. Evet. Gelen bilgiler Naci amcanın Sakarya Karasu'da olduğu, hatta bir kumar alışkanlığı olduğunu söylemişti. Oradaki okey kafelere takıldığı yönünde bilgiler geldi. Telefon attığında da bir yine Naci Bey'i Sakarya Karasu'da gören bir seyircimiz var. Alo. Alo. Efendim. Hoş geldiniz. Naci Bey'i gördünüz mü siz Karasu'da? Naci Bey sabahleyin saat 8-8.30 gibi benim yanımdaydı. Sabah 8.30 gibi bugün. Evet, bugün sabah 8.30 gibi benim yanımdaydı. Bankamatiğe gidiyorum dedi. Para çekmeye geleceğim dedi. Ve her gün benim yanımda. Her gün dedi. Siz evet. Ne iş yapıyorsunuz? Sizin orada bir dükkanınız falan mı var? Hani uğradı. Evet. Kafem var. Ne? Televizyon kafe. Sesini kısar. Sizin de kafeniz var. Evet. Maşallah Naci amca kafelerde. Kumarcı. İstanbul'a Tuzla'ya dönmüyor. Kimin yanında kalıyormuş Naci Bey? Tevfik. Oğlu Tevfik. Bizi bildiğimiz kadarıyla oğlu Tevfik. Tevfik'in yanında. Tevfik'le evet. Beraber aynı evde mi yaşıyorlar? Aynı evde kalıyor. Tevfik'in bir tane kızı var hanımıyla beraber. Aynı evde yaşıyorlar. Şimdi oğlunla beraber ama oğlun sana bunu haber vermiyor. Vermedi. Niye? Ve öyle bir şey dediyse Esra'cığım evet arabalarını hayır ben bunu hani. Sana sormuyorum. Senin oğlun niye seni habersiz bırakıyor? Bilmiyorum ki baba onunla da benzetler babalarına. Benzetler babalarına. He. Sen oğlunla konuşuyor musun? Yok ben o Tevfik'le konuşmuyorum. Niye konuşmuyorsun? Konuşmuyor ben ne konuşayım onunla? Hayır yani anne bak babam benim yanımda kalacak buralarda sen merak etme demedi mi sana? Yok. Hadi bana ulaşamasa ablasına ulaşabilir. Yok Esra'cığım ya yok. Ya da anne babam bak burada sen orada ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Nasıl yaşıyorsun demedi mi? Sormadılar Esra bak. Yemin etmeyin babam anam ölmüştür. Sormadılar Esra. Samsun'daki bile bir hafta önce anneler gününü kutladı biliyor musun? Beni dün aradı bana sormadı. O zaman çocuklardan bazıları babalarının Karasu'da kardeşiyle olduğunu biliyor. Bir tek Fatma ile size bunu yapıyorlar. Neden? Evet. Bilmiyorum o Fatma'm da rahatsız. Başının gerisi su toplayı. Hortum var belinde buradan beri. Onun ya. Rahatsızlığı var ama senin kapına borçlular geldi. Evet. Sen ne yiyorsun 9 aydır? 9 aydır ne veriyor? O kızım biraz yardım ediyor. Komşular veriler veriyor. İşte yani o beni hayır, acıyanlar şimdi, çok. Yaşadığın evde kirayı ödemen lazım. Evet. Elektriği suyu ödemen lazım. Evet Esra'cığım. Karnını doyurman Esra'cığım, lazım. Esra'cığım muhaşim. Yani bunları nasıl yapıyorsun? Şimdi Fatma'm veriyordu. O kadar ki üst düşmelerde duruyordum. 550 idi kiram ev sahibim beni acıdığından sadece 500'e dedi. 500 versin hava teyze dedi. Bu sene kirayı artırmayacağım dedi bana. Fatma'ma dedi ben arayı konuşamıyorum. Ondan sonra işte o 50 veriyor o 100 veriyor yeme yerim biriktiriyorum 250 de Fatma'm veriyor. Gidiyorum o kirayı veriyorum. Yemeyelim Esra'cığım yemeyelim. Vücadım 3 oyun yerim 1 oyunun yarısını yerim. Beyefendi, Naci Bey orada hayatını nasıl sürdürüyor? Oğluyla kalıyor. Evet. Geliniyle yaşıyor. Yaşamını nasıl sürdürüyor? Yani kafelerde okey'e gittiğine göre huzuru yerinde anlaşılan. Okey falan oynamıyor da. Bunlar buraya geldiklerinde, oğluyla beraber ilk geldiklerinde güzel bir hayat sürdüler. Ama şu an onlar da aynı Hava teyzenin durumunda yani şu anda onun durumunda var. Oğlu da mı aynı yani, durumda? Allah. Onlar da aynı, ikisi de aynı Allah durumdalar şu anda. Peki ilk geldiklerinde durumları nasıl iyiydi de sonra Allah niye bozuldu? İlk geldiklerinde durumları çok iyiydi. Harbi varmasa orada herkesin parası vardı cebinde. Bol bol harcıyorlardı. Nasıl yani? Oğlu ne iş? Oğlu ne iş yapıyor? Oğlu bu kalorifer sistemi yapıyor. Kalorifer işinde çalışıyor. Hiç anlamıyorum laflarını. Diyor ki ilk geldiğinde diyor Naci Bey'in oğlu diyor
Yani Naci Bey ile oğlu diyor har vurup harman savuruyorlardı. Her şey iyiydi. Nasıl geçiyordu ha buradan aşağı? Nasıl geçiyordu ha? Peki kredi çekmiş miydi giderken? O ne 2018'inin 11. ayla 10. ayla 11. ayın arasında çekti. Tamam işte yani o para. Yani sen evden ayrıldıktan sonra bu krediyi çekti. Ayrılmadan birlikte çekti. Ayrılmadan birlikteyken çekti. Ben 7-8 ay sonra duydum. Ondan sonra sordum da dedi ki seni ilgilendirmez. O sen krediyi çektiği öğrendikten sonra mı gitti evden bu? He, ondan acaba işte, 2017 mi o tarihi mi karıştırıyor işte, dedi. He, ben bilemiyorum de işte 2010 yok. Yasak. Neyse önemli değil yani krediyi senin yanındayken çekti. He, birlikte dururken ama benim haberim hiç yok. Hiç yok. Buradan eşinize seslenir misiniz Naci Bey'e? Bir an önce gelsin. Bir an önce gel boşanalım. İnsan gibi, iki medeniyetli insan gibi sen gene ne yapacaksan et. Ama beni bırak yakamı bırak düş ya. Düş yakamdan. Allah'ını seversen düş, peygamberini seversen ya. Düş yeter artık o 38 sene oldu ya. Çalışmadı ben gittim ellerin lokantalarda çalıştım. Yemek sitelerinde çalıştım ya. Ayıp ya cebinde para olurdu kapıyı yollardı. Oğlunuzun yaptığı da doğru bir davranış değil. Bütün annenizin çocukları da. Yani annesinin bir geçim kaynağının olmadığını biliyor. Evinin kirada olduğunu biliyor. Biliyor. Yani babayı yanına alıp anneyi mağdur etmek ne olursa olsun aranızda ne yaşanmış olursa olsun bence burada oğlunuzun mağduriyet büyük bir sorumluluğu var. Mağduriyet etmenin yanı sıra bir de habersiz bırakıyorsun yani. Ben ne yaptım onlara ki? Muallakta bırakıyorsun. Ben ne yaptım? Yaptığımı oğlum söyleyin ne yaptığımı söyleyin. Yemek sitesinde çalışırdım. 3 tane köfte verirdiler bana da ikisini size birer tane verirdim. Birini kızlara böler de verirdim. Birer tane evlatınız var Allah'a havale edelim sizi beddua. Ya da Allah biliyor işini de Allah'a havale edelim sizi. Naci Bayram'a ekip arkadaşlarımız da yola çıktılar. Ulaşacağız. Tek isteği bir an önce ortaya çıksın. Beni yaşadığı yerde kurbanınız olayım. Beni hapsın ondan ayırın. Versin. Boşanacaksın. Daima şey, karakoldan geliyor, tuzla karakoldan ifadeye gidiyorum. Diyelim onlara ki ne olur benim okur yazarlığım yok getirme. Kapıya geliyor iki kişi biz polis. Acaba polis mi polis değil mi? Belki de yalan söylüyorlar bilemezsin yani gerçek olmayabilir. Efendim. Yani, düşmez kalkmaz Allah'tır. İnsan düşer de sürçer de. Önemli olan düştüğümüz yerde kalmamak. Allah nasip ederse dikkat buyurunuz. Şu günlerde hiçbir serçe sabah dışarı çıktığında sabah kahvaltısı yok. Ama rızkı Allah veriyor. Allah rızkınıza kefildir. Onun için intihar falan denemeyiniz. Ay inşallah. Buradan çıkartacağım seni. Teşekkür ederim. Abartıyorsa gel. Razi sen geleceksin mi Razi? Gelecek. Hadi görüşürüz.